düğünü gerçekleşti biliyorsunuz. Yılın düğünü soruyorum. Neydi? Neydi? Demet Şener mi? Bravo. Ama ailesi bir şey söyleyeceğim. Sen de sınıfta kaldın, otur. Hayır, bir dakika, ben bir şey biliyorum. Cenk Küpeli'nin ailesi gelmemiş nikah. Ay, niçin? Çok güzel. Biz bilmiyorduk. Bravo. Niçin? Hemen niçin? İzleyelim, görelim. Neymiş, hemen izleyicilerimiz de görsün. Evet, şimdi detayları paylaştık izleyicilerimizle. Burada evet yılın düğünü ama önemli bir tablo var ki Cenk Bey'in evet ailesi yok, düğünde yok. Şimdi Demet Hanım'ın çocukları artık en yakın aile fertleri haline geliyor bir süre sonra çocuklar biliyorsun. Hmm. Demek ki çocuklar son derece Cenk Bey'i kabullenmiş ve mutlu bir aile tablosu çiziliyor Demet Hanım tarafından. Ama ki biliyorum sosyal paylaşım şeylerini gördünüz mü bilmiyorum ama Demet Hanım'ın ailesi tarafından işte kuzenleri, yeğenleri tarafından da bir düğün yemeği gibi bir şey organize edildi sonra. Yine annesi babası yok mu? Hatta şey Egemen Bağış'ın eşi Beyhan Hanım kuzenler Demet Hanım'la o bir davet veriyor ikisine. Ama öyle yine Cenk Bey'in ailesi yok. Cenk Bey'in ailesi hiçbir şekilde yok. Şimdi, demek ki istemediler bu evliliği. Tabii ortaya bu çıkıyor. Acaba Demet Hanım'ın istenmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Şimdi deniliyor olabilir ki 3 gün kala haber verildi. Hmm. Ama şimdi benim de evladım var. Bir saat kala bile haber verse koşarak giderim. Yani. İstediğim bir şey yapıyorsa. Ama üzülmez misin? İstemediğim bir şey. Benim ki bir şeyler oldu. Yıldırım şey. Farazi bir şey söylüyorum. Öyle bir şey olabilirim Pınar. Evet, hayatım 3 gün diyorum. 3 günde akşam yemeğe giderim. Elbise bile döneceğim ki zaten çok sade minik yaptım. Bana niye bir saat kala, 3 gün kala haber veriyorsun dostum diye sormaz mısın? Dostum diye sormasın olur da. Yavrucuğum niye 3 gün kala haber veriyorsun diye sormaz mısın? Ya onu soracak öyle bir gelişme olmaz. Çünkü arar seni, ben evleniyorum der. Sen de giyinir altını alır gidersin yani. Ya koşu öyle bir ailemiz mi var bizim? Bizim öyle hayatım bizim için geçerli değil. Şimdi beni erkek kardeşim arayıp abla ben karar verdim 3 gün sonra evleniyorum. Mesela ay ne yaptın der, yine koşu koşa giderim yani. Aynen öyle. Yani gideceğim mecbur. Öyle yapacağım? Mi öyle mi olur? Ay tabii ki giderim yani. Hayır, eğer öyle mi olur bizim ailemiz? Evet, istemediği olur. Biri erkekse, değilse. Erkek çocuksa olur. Hayır, bir de kızı istemiyor değilsen. Ha. Anladın mı? Şimdi bir kere beraber oldukları açık ortada. Aile zaten Demet Hanım'dan haberdar. Yani saklanmış bir durum yok. Evlilik 3 gün kala söylendiyse de zaten bu birliktelikle ilgili negatif bir durum varsa, aile zaten bir şerh koyduysa Cenk diyoruz. Cenk Bey daha önce hiç evlenmedi değil mi? 8-9 yaşta küçük. Ortada başkalarından olma çocuklar var. Burada çocuklar var. Çekişmeli bir evlilik var. Bir Türk ailesi yapısında vah oğlum ne yaptın sen, nasıl böyle bu ilişki evlilik gidecek? Çünkü mutlaka İbrahim Kutluay'dan olan huzursuzluklar onların evine de yansıyacak. Elbette. Şimdi bir başkasının çocuklarına da böyle abi baba rol modeli olmak da böyle fotoğraftaki tablo gibi keyifli değil. Hiç kolay olmuyor. Sonra neler oluyor? Yani Cenk Bey'in ailesi tarafından Demet'in çocuklarının olması falan bir şey yaratmış olabilir, sıkıntı yaratmış hem olabilir. Yaş hem de çocuklar. Yaşa gelişti. Çok takılmıyorum. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Yaş farkı hiç göstermiyor çünkü göstermiyor aralarında. Göstermiyor da sonuç olarak nüfus kağıdında var o yaş farkı. Bayağı var yani. Tamam yaş. Ne yapalım yani, ya ailesi de ona da mı karışacak? Belki de yani hiç evlenmemiş bir de bak. Hiç evlenmemiş. Hiç evlilik yapmamış mesela. Aileler Cenk'te karışmak istedikten sonra 8-9 yaş büyük olması ciddi bir sorun yani. Şimdi sen de şöyle bir düşün. Demet Hanım kadar zarif ve güzel görünmesi tabii yani bu çok büyük bir avantaj. Çok güzel bir kadın. Ama yani yaş farkını ilerleyen yaşlarda görmeyecekler bence mi? Ay yok, biri, görmezler biri, hiç. Biri 40 iken öbürü 50 olacak. Demet Şener hep güzel ve fit olur. O ayrı, o yaş farkına takılmıyorum ben ama çocukların olması ve sıkıntılı bir... Çocuk yapamazsın yani. Sıkıntılı bir ayrılık sürecinde olması. Şimdi aile düşünüyordur. Aileyi korkutur. Demet Hanım 42 yaşında. Çocuk ya çocukları yaptı. Olmazsa tabii yaptı. Acil bir çocuk yapmak lazım. Oğlumuz birdenbire evli çocuklu olacak daha hayatını yaşamadan falan bir sürü şey düşünüyor aileler. Aslında ne güzel, hazır iki tane var bence yani. Öyle ya değil. Oğlumun başı belaya girerse tabii ya. Şimdi ya ben mesela direkt böyle düşünürüm. Tabii. Ya bir kardeşimin başı belaya girerse. Aynen. Ya bir sıkıntı yaşarsa ilk eşiyle. Vah 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 ne yapacak? Ne oldu? Seni kim kandırdı? Ya kimse istemez. Bak arkadaşım dürüst olalım. Murat Akıncı'nın annesini yani bir kayınvalide adayı olarak kenara atarak söylüyorum. Hepimiz kendi ailelerimizden empati kurarak bunu bence düşünebiliriz. Belki bir iki yaş ve hiç evlenmemesi yani denkse birbirine. Bu denklik ve tutarlılık bence şey önemli olan. Ne derler ona? Ne derler ona? Ha, bir iki yaşsa ve hiç evlenmemesi sorun yok. Ama ortada zaten bir evlilik. O dediğin kötü
bir boşanma sıkıntılı durumu varsa, bir süreç var ya, o süreç evet, aileyi ve kadın da korkutabilir. Sizden bayağı büyükse, yani çocuğu ha yaptı yapacak, sadece o sınırda ya ama duruyorsanız. Ama bir dakika, Cenk Küpeli çocuk istiyor. Çocuk için ama bir şey söyleyeceğim. Dün de bana bir duyum geldi Demet Hanım hamile diye. Evet. Bey'de böyle bir şey yok. Zaten mahkemeye biz böyle bir delil sunmak zorunda kaldık ki evlenebilelim. O 300 gün meselesi. Dolayısıyla böyle bir şey yok, kesinlikle reddediyoruz dedi. Ama mesela biliyorsunuz ki İbrahim Bey cephesinden de boşanmaya razı olmak için bile benden 350 bin dolar talep etti gibi bir şey var. Şimdi bunlar ürkütücü bir aile için. 30 küsur bin lira nafaka talebi. Ya benim i̇şte, oğlumdan ayrılık kendi oğlumdan olursa. Ha, yani, bir sürü şey düşünür bir. Bekleyin. Ortalık bir durulsun. Hayır hayır. Bir bekleyin. Bir bunu Türk örf ve adetlerine göre gidelim kızı isteyelim. Ha ne güzel. Tabii tabii öyle demişler. Gidelim kızı isteyelim. Güzel adetlerimize göre gerekli şeyleri yapalım. Bir nişanlılık süresi geçsin. Sonra evlenin. Ne bu acele diyorlar çünkü Cenk Bey'e. 2,5 ay Cenk Bey'de biz böyle olduğunu gördük deyince muhtemelen de kırılıyor. Yani onlar da Türk onlar da ilk üretleri şey olduğu için bunların isterler. Hepsini yaşamak isterler. Aynen. Bir anne baba olarak ya da işte kız kardeşleri o varsa. O zaman çıktı zaten bu. Acaba hamile mi de bu koştur koştur evlenme süreci var. Bir de zaten var şöyle 2,5 ay aşk yaşıyorlar değil mi? Evveli yok bizim bildiğimiz. Evet. Yani umuyorum ki bizim yok. Bildiğimiz bizim yok. Bildiğimiz yok. Belki afiş edilmemiş. 2,5 ay da bir evlilik kararını almak için erken, çok erken. Çok erken. Çok erken yani. Ay, yıllarca beraber oluyorsun, evleniyorsun, yanlış canım, olduğunu tabii, anlıyorsun. Tabii. Yani Cenk Bey'in ailesi bütün bu o serüveni ve güzellikleri yaşamak istemiştir. Demek ki burada ne var ama? Demek ki karşı değiller Demet Şener'le evlenmesine. Biraz dur, biz de kendimizin görevlerini yapalım diyorlar. Demek ki karşı değiller. Bu büyük bir artı. Gayet net biliyorum. Cenk Bey'in anlattığı bir şey bu. Yani uydurmasyon bir şey de söylemiyorum bence şu anda. Cenk Bey'in de kararı çok değil. Çok acele edince musun? Bence bir orada bir... Acele edince dedi bir türlü yetiştiremediler. Aslında onların da niyeti gayet usulüne uygun bir şekilde bir niye isteme olması. Niye acele ettiler işte hayatım? Onu ben yani... Şimdi nedir yani şey arkanızdan koşulara ya aklı olabilir var. Bir anda evlenmek isteyebilirler. Bir acele şey ne hayatım? Psikolojileri öyle gerektirebilir bir şeyler olabilir. 2,5 ay aşk yani. Yaşıyorsun. Demet Şener... Acilen evlenmen niye gerekir mesela? Bilemiyorum, Demet Şener belki öyle istedi muhtemelen. Ben Demet Şener'in öyle istediğini düşünüyorum. Yoksa Cenk Küpeli'nin böyle davullu zurnalı bir şey yapabileceğini düşünüyorum ki ailesi de belli. Bildiğimiz tipik geleneksel Türk ailesi. Türk ailesi. Yani, belki yine de yaparlar ama aileyle bir araları yumuşar. Bir yemek memek yapacaklar. Bir yemek yapabilirler, bir tören düzenleyebilirler. Bir şey yapabilirler yani. Yetiştiremedik ne? Yani ama çok bana hemen böyle bana mesela benim aklıma hemen hamile mi evlendi mi falan niye bunlar gelmiyor. Niye yetişmeye çalışırsın? Yani vapur mu bu dostum? Bir anda böyle acele karar verebilirsin. Aşka anlatabildim gelip mi aşka gelip? Evet, bu bir anda bir psikoloji böyle hadi evleniyorum dersin, evlenirsin. Bu senin illa ki... Ya da sonra acaba mesela vazgeçersin diye korkma şeyi mi bu? Mesela Demet Hanım'ın... Ben Demet Hanım'ın hızlı davrandığını düşünüyorum. Ya evlilikler sonra, hakkında. Değil mi? Gelinlik sonra hakkında vazgeçer, ne düşünüyorsunuz? Vazgeçer. Gelinlik güzel. Geç çok o kısmı. Yok, hayır ben şu açıdan yaklaşmanızı rica edeceğim. Yani bayan Demet Hanım genelde yani aşırı dekolte giymese dahi mayolu poz da veren, dekolte kıyafetleri de çok iyi ben taşıyan bir hanım olmasına rağmen oldukça kapalı. Tabii ki fiziğinin bütün güzelliğini yine göz önüne sermiş. Ama oldukça kapalı. Hatta ben şöyle düşündüm. Çok güzel bir gelinlik fakat yaz ayları için biraz fazla kışlık bir görüntü verdi bana mesela. Kollarıyla çok böyle boğazlı bir görüntüsüyle. Ama saçları falan da abartısız. Çok şık ve asil bence yani. Bence ikinci kez evlendiği için, bence de öyle düşünüyorum. İkinci çoluk kez çocuk evlendiği artık için kızı boyuna yaklaştı. Yani, onlar için soruyorum. Yoksa güzelliğini bence söyleyecek çok bir şey bence, var. Tescilli bir güzelden bahsediyoruz bence zaten. Bu ağzı tarz, gözü yapılı. Bu tarz bir nikah için çok uygun hemen bir kıyafet. Soktu, duydun mu? Ağzı gözü yapılı diye. Neyse. Çünkü orijinal güzelliği değil ya. Bana güzel gibi gelmiyor. Ama güzel kadın sonuca bakacaksın. Boyu posu var hayatım. Çok insan yaptırıyor. Valla Hatice'den çok neticeye bakınca iş zaten skandal yani. İbrahim Bey'le geldiği noktaya bak bakarsan netice feci. Hatice daha iyiydi yani başlangıçta da. Neyse ben gelinliğini beğendim. İkinci kere de evlendiği için de herhalde öyle çok şaşalı bir şey istemedi. Ama burada şey anlaşılıyor. Bak sana onu söyleyecektim. Sinem. Cenk Bey'in yüzünden böyle çok genç ve çocuk olduğu çok belli biliyor musun? Yok canım şey, ya. Belli. Bir ben size bir şey söyleyeyim yani mi? Bir 5 sene siz bu fotoğrafa evet bir daha bakın. Beni de hatırlayın. Hayır bir göreceksiniz. Şeyde hareketli olan videosu var da böyle bakıyor bak bak. Demet Hanım anladın Cenk mı? Bey yaşından bak, daha bak, küçük bak, gösteren bak, bir beyefendi. Bak nasıl bakıyor. Hayır, çok komik çocuğuna. Ama çok, evet zaten çok alışkın da değil. Hani öyle
Ne yaptık neye acaba alıştın? Doğru mu yaptık adam şimdi baloncuk 40... Hayır canım adam kendine anneler çok... de gelmedi mi? Annemler acaba bana sen kızarlar de artık... Annemler beni ne için zorla mı nikah masasına götürdü? Değil, adam ben... seve seve gitti. Sen haklısın, sana katılıyorum. Bir gaza gelip sonra bunlar vazgeçerler gibi bunlar dört nala koşarak gittiler diye düşünüyorum. Olabilir, o anlık psikoloji, aman hadi evlenelim mi evlenelim. Tekrar basketbolcu bulmasına kaç puan veriyoruz? Kaderde bir... 10. Kaderde bir... Ama o bir şey oluyor biliyor musun? Bir basketçiyle birlikte olduktan sonra bir süre basket, dediğimiz gibi yani o camiayla tanışmış oluyorsun bir şekilde. Seni o onun tanıdığı, için bu mi? Bunun tanıdığı, ona merhaba, o onun arkadaşı. Ayrıldılar mı? Ben de beğeniyordum o kızı falan deyip böyle devam ediyor. Bilirim. Evet, devam edelim. Onun gene geçmişinde, bagajında bir şey var. Bagajdan çıkardım ben. Kapattım bagajı. Peki, kapattım. Neyse, küçük görünüyor yani. Neyse, evet. Allah mutluluk versin canım. Evet. Tamam, versin. Tamam. Özcan Deniz'le ilgili gelişmeleri dönüyorum. Çünkü